kaos için Türkiye'nin kaşınacak en büyük yaraları şunlar: din, Atatürk, laiklik, Alevi-Sünni unsuru, Türk-Kürt-Arap unsuru, sağ-sol çekişmesi. Şu an Atatürk, din, laiklik, Türk, Kürt ve Arap kartlarını oynayıp içeriği kısık ateşte ısıtıyorlar. Isının şiddetini artıracaklar. Neden? Akdeniz'de gerilim artarken, Orta Doğu'da çatışmalar büyürken, küresel dengeler yerinden oynarken, Türkiye'yi pasifize etmek için kaşınacak yaralarını kaşıyıp kaos çıkararak kendi içine hapsetmek istiyorlar. Özellikle İsrail bu konudaki tüm oyunun içinde. Akdeniz kuşatmasının arttığı, küresel kaosun oluştuğu şu süreçte içeride büyük kaos planlanıyor. Türkiye'yi Akdeniz'den ve bölgesinden çekmek için içeride kaosa oynuyorlar. Türkiye'nin Akdeniz'de ve bölgesinde savunmasız kalmasını istiyorlar. Özellikle MİT'ten rahatsızlar. Türkiye'nin kaşınacak yaralarını iyi biliyorlar. Kaşımayı hızlandırdılar. Bu işte iç ve dış tüm maşaları kullanacaklar. Sanat, müzik ve sporun içindeki klikler ve kullanışlı araçlar harekete geçiriliveriyor. İyi bakan görür. Futbol takımı en büyük STK'dır. Boş bırakmazlar. Türkiye çok boyutlu, çok denklemli çatışmaların içinde manevra yapıyor, yüzüyor. Acımasız ve vicdansız dengelerin içinde yol almak zordur. Karmaşık, çok denklemli dengeler ve zor bir coğrafya. Vicdan yoksunu elitler ve oligarklar da tüm planları ile küresel düzlemde sahada. Çıkan iç kaosla halk birbirini yerken, kaosun mimarları bölgedeki çıkarlarını, sermaye güçlerini ve tatlı kârlarını korumuş olacak. Türkiye'de laiklik, din ve Atatürk üzerinden kaos oluşturulduğunda, arkasında muhakkak Yahudi lobisi vardır. TÜSİAD da planın tam merkezindedir.